ailesi fertleri Elif ve Taha kardeşleri İsa'yı aramak üzere geldi. 16 yaşında. Türkiye dün bu olayı konuştu. İzleyenler şoke oldu. İsa'yı kaçıran kişi kim? Besime Sungar. Besime sizin neyiniz oluyor? Yengem. Besime ve aile üyeleri geldi, İsa'yı bagaja atıp kaçırdı. Aynen aynen. Tüm ülke dün yenge Besime'nin 16 yaşındaki kayınbiraderi İsa'yı bagaja atıp kaçırmasını konuştu. İsa'nın Besime'nin yanında olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. Neden? Onu kocası yapıyor ya. İsa ile evleneceğim. Evet, evleneceğim diyor. İsa Sungar yanınızda mı? Evet, yanımda şu an. Sizin neyiniz oluyor İsa? Benim kaynım oluyor. Kaynınız oluyor. Kocanız olacak mı? Evet, olacak. Aranızda kaç yaş var İsa ile? 17, ben 28 yaşındayım. Sizce normal mi? Normal değil. Bu İsa Sungar benim eşim olacak çocuk. Kendi daha çocukken kimseye koca olamaz. Canlı yayına bağlanan Besime, 16 yaşındaki İsa'yı kendine eş yapmak istediğini söyleyerek herkesin ağzını açıkta bıraktı. Yenge Besime bugün canlı yayında olacak, ortalık karışacak. Annem beni bıraktı gitti öz evladını. Yaşındaki Baki, annem hem Ali Gümüş'e kaçtı hem bize oynayarak nispet yaptı dedi. Ali Gümüş 22 sene sonra kara kedi gibi aramıza girdi. 3 senedir gayrimeşhur yaşıyormuş. Sen Ali Gümüş'ü iyi tanıyor musun? Arkadaşımın kocası diye tanıştırdım. Fadime Hanım, Ali isimli kişiyle mi berabersiniz? Beraberim, akrabam benim. Yayına bağlanan anne Fadime, Ali Gümüş'e olan aşkını ilan etti. Ali Gümüş'ü seviyor musunuz? Evet, evet, seviyorum. Hayatta yaşamadığımı bunda yaşadım. Ben Ali Gümüş 4 yıldır tanışıyorum, 1 yıldır benim yanımda. O görüntüleri oğlum Baki çekti dedi. Bu videoyu çeken kişi kim? Oğlum Baki. Tehdit ettiler beni. Sokaklarda yatarsın dediler. Gidiyor. Biz de almayız dediler. Tamam, ben onları söyleyeceğim. Psikolojik sorunlar olduğunu ben düşünüyorum yani. Fadime bugün canlı yayında olacak. Yer yerinden oynayacak. Fadime Hanım, kocası Menderes Bey'le ayrılıyor mu? Evet, ayrılıyormuş zaten ki ben zor... Tehdit ediyorsun şu an. Elinden gelen ardına koma. Aklı selim konuşun. Ne demek gerekeni yapılacak? Bir yıldır evli bir kadınla beraberken gerekeni yaptınız mı? Bu canavar var ya, bu çok can, bu çok tehlike. Esra ablamın yanına gel buraya, delikanlıysa kozularımızı burada paylaşalım. Yalan söyleme. Söyleyin. Bir ricam var. Bu mikroplardan beni kurtar. Esra Erol'da. Üç haftadır kendisinden haber alınamayan Kevser nerede? İki çocuk annesi Kevser AVM'deki restoranda sırra kadem bastı. Eşiniz 6 Ağustos tarihinde siz bir AVM'ye gidiyorsunuz büyük kızınızla beraber. Evet. O gün kayboluyor. 6 Ağustos'ta ne oldu? 6 Ağustos'ta yiyecek seçerken geri döndüm. 10 dakika ancak uzak kaldık. 10 dakika sonra kayıplara karıştı. Eşi Kemal, karım Kevser'i Abdullah kaçırdı dedi. Şu anda da telefon hattında. Abdullah Bey, Kevser Hanım'la ne kadar çalışma zamanınız oldu? Ne kadar mesai yaptınız? Benim onunla 3 gün bir çalışma sürem oldu sadece. 3 gün? Yakın arkadaşlık yok, sadece boşanmayla alakalı gerekli bilgileri bana sordu. Ben de söyledim. Peki bu arada size niye bunu danıştı? Ben çünkü daha önce boşanmış olduğum için benden bilgi almak istedi, o kadar. 3 günlük bir mesai arkadaşının bu kadar kısa sürede bir ailenin yıkılmasına yol yordam göstermesi garip geldi bana. Kendisini tehdit ediyormuş. Orada iyiliği oynamasın şu an. Anne ya, ben artık Kemal'le bu evliliği bitirmek istiyorum dedim mi size? Bitireyim demedim. Peki Kevser Abdullah'ın yanında mı? Kevser'le ilgili büyük gelişme az sonra Esra Erol'da. Benim gelinim Hatice ayın 13'ü gece 1'den sonra oğlum Uyurkan evden kaçtı. 16 yaşında hasta çocuğu var, annesine ihtiyacı var. Annesi gittikten beri ben dışarı çıkarken dede sen nereye gidiyorsun diye soruyor, beni bırakmıyor. Ben rahatsızım, bir an evveli eve dönmeni istiyorum. Ne olursan ol gel. Hatice'm, kim bakacak senin çocuğuna yavrum, benim yaşım kaç. Hiçbir şeye ihtiyacın yoktu, niye bunu yaptın, niye gittin, hemen gel geri, ne olursan ol dön geri gel. Ne olur bizi perişan etme. Yılmaz amcanın sokak sokak gezip her yerde aradığı geliniyle ilgili büyük şüphesi. Çözülmez sandığınız her sorunun bir çözümü var. Size güvenerek geldim. Peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar takip edeceğiz bu işi. Sonuna kadar. eğitim hakkı çocuklardan mahrum bırakılamaz. Kızınızı bulduk. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz. Gidiyor, bırak beni. Elveda güzel sevgilim. Ağlama sil gözlerini. Bu komedi oyun bitti. Gidiyorum, bırak beni. Elveda güzel sevgilim. Ağlama sil gözlerini. Nasıl olsa oyun bitti. Nasıl olsa oyun bitti. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yeni sezondan, Esra Erol'da programından, ATV ekranlarından, canlı yayından bugün ikinci günden sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Bugün ilk kez ah başladı mı diyenler ekran başındalar. Bu hafta daha geldik geliyoruz haberleri yayılıyor. Şu anda bizimle olan, kalbi bizimle atan, ekran başında olan tüm seyircilerimize sevgilerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günde de bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim en büyük gücümsünüz, manevi gücümsünüz. Bugün ikinci gün, ilk günün o stresini atıp o çok heyecanlı. Şimdi yıllarca aynı işi yapsanız da gerçekten o sorumluluk çok ağır. Akşam yattığımda dedim ki yarın rahat olurum dedim ama şurada beklerken hala aynı heyecan vardı. Sanırım bu hafta biraz öyle geçecek. Kavuştuk ya şükürler olsun. Hoş geldiniz. Herkese öpüyorum. Bu program hayatta ne varsa aslında onu yansıtıyor. Hepimizin hayatında, aile içerisinde, yakınlarımızla, sevdiklerimizle sınandığımız zamanlar oluyor. O öyle bir çaresizlik anı ki insan kendini kara kuyunun dibinde gibi hissediyor. Ama orada bir ışığa, bir ele ihtiyacınız var. İşte biz orada devreye giriyoruz. Yapmanız gereken sadece bir alo demeniz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizin o çığlığınızı duymaya hazırız. Yardım elini uzatmaya hazırız. Bizi arayın, biz yanınızdayız. Unutmayın. Stüdyoda konuklarım var. İlk kez hemen sorayım. İlk kez gelen var mı? Ay şahane. Nereden geliyorsunuz mikrofonla? Aksaray, il Aksaray'dan geliyorum. Aksaray'dan. İstanbul ziyaretimi nasıl? Anneme ziyarete geldim. Kız kardeşim sürpriz yaptı. Aksaray'dan. Ay. Oradan herkese çok selam söylüyorum. Tüm hemşirelere de buradan sevgiler gönderim. Çok zor işleri. Teşekkür ederim. Çok sizi çok seviyoruz. Şefkatli. Teşekkürler. Sürpriz nasıl başladı? Buraya gelmiştim, kız kardeşim sürpriz yapmış dedi, Esra'ya gidiyoruz dedi. Kapıya gelince haberimiz oldu. Gerçek, siz mi yaptınız? Sürpriz kardeşim. Sen yaptın, şahane. Görünce hemen tanıdın mı ama binayı? Ama çok istiyorduk, evet. Annemle beraber çok istiyorduk senelerce. Ayaklarınıza sağlık o zaman, iyi seyirler diliyorum. Çok öpüyorum, sağ olun, teşekkür ederim. Var mı başka ilk gelen? Nereden geliyorsun? Silir'den geliyoruz. Yengemin doğum günü hediyesi olarak buraya getirdim. Sen mi getirdin? Evet. İsminiz? Buğçe. 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 O zaman hep beraber. İyi ki doğdun Tuğçe. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Çok teşekkür ederim. Nasıl, sürpriz nerede öğrendiniz tam buraya geldiğinizi? Sabahtan biliyor muydunuz? Sabahtan biliyordum, zaten 25'iydi aslında doğum günüm. Ay, o zaman başlamamıştı. Şahane, ne güzel. Biliyordum buraya geleceğim, çok uzun zamandır istiyordum. O yüzden sağ olsun. Ne kadar seviyorsunuz ama. Yani düşünmek, planlamak gerçekten evet. Çok kıymetli. Sana da helal olsun. Vallahi. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Ben Seyrantepe'den geliyorum. Halam yurt dışından geldi sizin programınızı izleyebilmek için. Yaklaşık 2 aydır burada ama program hani başlayana kadar burada kaldı. Önümüzdeki hafta biletini alıyoruz. Artık yolcu edeceğiz. Yolcu. Siz de bir sürpriz yaptınız. Aynen. Ay, çok istiyordu çünkü. Ya. Ben de ufak bir sürpriz yaptım kendisine. Hoş geldiniz o zaman. Muradınıza erdiniz mi? Evet, erdim. Esra Erol'u bir görüm dedim. O da getirdi sağ olsun. Ah, ya ben 4 Eylül'de başlasaydım. Bekleyecek miydim? Bekleyecektim. Ya helal olsun. İşte benim seyircim ya. Ayaklarınıza sağlık. İyi seyirler. Vallahi gerçekten şahane kocaman bir aileyiz. Böyle doğum günü sürprizleri anneler babalar geliyor. Bayılıyorum.